Elimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Vakit kaybetmeden ne yapacağımızı bugün anlatıyorum size. Bir kız tavlama videosu yapıyoruz. Alışılagelmiş kız tavlama videolarının hepsini unutun. Bugün elimde kaykayım var, çantamda karpuz var ve 2,5-3 kilo da patlıcan var. Bu nasıl bir kız tavlama olacak derseniz arkadaşlar, bu kaykayla kayacağım ama elimde karpuz olacak. Tam kızların önüne gelirken lap diye düşeceğim. Önünde karpuz parçalanacak. O mağdur halimle, o perişan halimle o kızı tavlamaya çalışacağım. Bakalım onların numaralarını alabilecek miyim? Sen kız olsan düşün. Önünde bir tane adam böyle karpuzla perişan oldu. Ya da önüne lambur lumbur patlıcan düşürdü böyle. Bir yolunu bulup senin numaranı almaya çalışıyor. Seni etkileyebilir mi? Karpuz falan versen böyle. Karpuzun yer misiniz falan diye. Allah korusun. Bence verirsin sen. Sende o tip var. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce böyle çılgın ve eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız şuradan videomuza like alayım. Hadi başlayalım. Numaranı ver canım. İyiyim iyiyim. Yardım etsene. Bir şey var mı? Ya karpuz gitti ya. Senin bir şeyin var mı? Yiyecektim onu. İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Sana yani iyi olur ya. Toplayalım beraber. Sana bakacağım derken. Sana bakacağım derken. Sana bakacağım derken yanlışlıkla düştüm de. Yer misin? Yok hayır. Bacağına falan bir şey olmadı. Yo iyiyim. Tadı güzel aslında. Kendim seçtim. Fark poşet nereye? Poşetsiz miydi? Ya sana bakacağım derken düştü. Kusura bakma. Rahatsız etmedim inşallah seni. Yok rahatsız etmedim de korktum yani bir anda. İyiyim ya iyiyim. Fena değilim. Bacağın falan var, kötü olmuş ama. Çok yalnızım, o yüzden kendi kendime piknik yapmaya gidiyordum. Tek başına mı? Evet. Karpuz yiyecektim piknikte. Beraber yiyelim mi karpuz? Karpuzu mu düştü ama nasıl yiyeceğim? Fazla kirlenmedi, istersen ye. Bence iyi anlaştık. Yardım eder misin? Ya güzelim şey karpuz gitti, başka yemeğim de yoktu ya. Oturabilir miyim biraz? Gel otur. Su falan var mı sende? Yok sanırım. Affedersin ya, seni de rahatsız yok, ettim. Yok, İyiyim iyiyim, şunları atayım. Kusura bakma, ıslattın mı seni? Senin üzerin biraz gitti sanırım. Kötü oldu ya, bana lazımdı bugün. Yer misin? Yok. Ben yiyecektim bunu bugün ya. Alırız ya. Başka bir şey var mı? Elinden de. Bacağım acıdı biraz işte. Ha. Evden kaçtım. Yardıma ihtiyacın var mı? Yani ailem beni anlamıyor pek. Niye? Allah! Ay gel. Çok sağ ol ya. Var mı bir şeyin? Çok yalnız bir insanım. Ne? Ne alaka, anlamadım şimdi. Kusura bakmayın ya, sizi de rahatsız ettim. Su var mı sizde? Kafayı da vurdum herhalde. Bir anda kafam gidip geliyor da. Çok teşekkür ederim ya, çok sağ ol. Elimi düşürdüm ya. Bakayım. Kaykayım nerede? Dur kaykayımı alayım, geleyim bir saniye. Bir şey yok değil mi sende? Biraz kollarım sürtüldü sadece, kusura bakma. Adın neydi? Sude. Sude. Memnun oldum Sude. Senin adın? Abdü ben. Memnun oldum. Sağ ol yardımın için ya. Kimse yardım etmez yani. Tekmeler herkes. Yok saçma. Daha önce düştüm, tekmelediler. Harbiden. Düştüğüm yerlerde genelde tekme yiyorum da. İnşallah şurada iyi kekleriz. Allah. İyi misin? İyiyim iyiyim, bir saniye. Ah. Kalkamıyorum ya. Kolumu vurdum galiba. Bir dakika şurayı alsanız. Sağ olasın. Sen ne yaptın orada? Eli vurdum ya. Patlıcanlarım döküldü ya. Tamam. Bir toplar mısınız patlıcanları? Benim için önemli de patlıcanlar. Sana inşallah bir şey yoktur. Yok yok dayı. Çok iyi yürekli birisin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Kolay gelsin sana da. Buraya biraz oturayım ya. Gel. Düzleyebilirim. Rahat yere bakalım. İyiyim iyiyim böyle. Sağ ol dayı. Teşekkür ettim. Şeyin var mı? İyiyim. İyi gibiyim ya. Şunları şuraya bırakayım da. Bak. Oraya koyalım. Sağ ol yardım ettiğin için. Rica ederim. Kötü düştün ya. Ya kolum kırılsa da fark etmez ama patlıcanlara bir şey olmaz. Neden patlıcanlara? Benim için çok önemli onlar ya. Nasıl önemli? Kız arkadaşımdan ayrıldım da. Onlar bana son hediyesi onun. O yüzden saklıyorum. 3 gün oldu.
Geçmiş olsun. Patlıcanları verdi, ondan sonra da ayrıldı. Komik bir ayrılmış olmuş. İşte laf koyarak ayrıldı. Evet. Seviyorsun galiba patlıcanı. Patlıcanı sevmiyorum da eski sevgilimi severdim. Sen sever misin patlıcan? Yani değerlendirelim istersen. Beraber bir şeyler, yemek falan yaparız. Duyan herkes dalga geçiyor zaten. Yani komik bir anı biliyorum ama saklamıyorum. Saklarsam içimde sıkıntı olacak çünkü biliyorum. Otursana. Oturayım ben de. Sen ne yapıyorsun? İyi geldik buraya, böyle tek başıma oturuyordum. Sen de mi teksin? Ben de tekim. Gerçekten. Vallahi. Değerlendirelim biz bunu. Ne yapalım mesela? Bilmem. Patlıcan falan yemek yaparız. Yani aklıma... Patlıcan deyince biraz duygulanıyorum. Sen sever misin patlıcan? Sana bunlardan bir tanesini hediye edebilirim mesela. Yani komiklikler, espriler, ancak böyle espriler yapabiliriz. Güzelmiş. Bir şeyler yapabiliriz belki beraber ha. Tamam, olur öyle. Çantanı falan kaybetme. Bir telefon numaranı alayım istersen. Olur. Yani piknik yapmaya gidiyordum kendi başıma, o da mahvoldu senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, sana bakacağım diye düştüm. Benim suçum ne? Düşmeseydin yani. Güneş yansıdı gözüme. Çok mu ışıl ışılım? Ama çok yalnızım. Ya yani yapacak bir şey yok. Karpuzun yani... parasını var öyle. Karpuzun parasını İnsanlık öde. İnsanlık namına yardım ettim. Karpuzu öde. Karpuzu öde. Ya da telefon numaranı ver. Ya, telefon numaramı da veremem. Neden? Veremem. Çünkü. Rahatsız etmem valla. Hayır, veremem. Valla kimseye vermem. Hayır, telefon numaramı. Ara sıra konuşuruz ya. Hayır. Ha? Hayır. Ne olur ki? Hayır, veremem. Lütfen. Hayır. Allah razı olsun. Hayır, veremem. Ne çok olur ki? Saçma yani. Kaykayım nereye gitti? Dur. Bir kere de böyle havalı geçsem yanından yine de alamaz mıyım? Hiç mi şansım yok? Hiç şansım yok. Sıfır mı şans? Sıfır. Islak mendil falan var mı bari yanında? Ellerimi sileyim. Peçete meçete. Benim de bak, senin var mı? Yok. Gel beraber elimizi yıkamaya gidelim. Hayır. Sohbet ederiz ha. Yok, ben ıslak mendil alırım. Gerek yok. Hadi ya. Hayır. İyi ya. Onları da mı götüreceksin gerçekten? Sana ne ya? Zaten mahvettin karpuzu. Ben mi yaptım senin karpuzunu? Sanatçıyım, birazcık özgür ruhluyum. İsyan ediyorum hayata falan, isyan edince onlar da beni pek anlamıyorlar. Şarkı markı söylüyorum, kendi bestelerim. Yazıyorum ama pek de beklediğim sonucu almıyor. Piknik yapmaya gidiyordum. Nerede, burada? Ha, karpuz almıştım. Arkadaşım gelecekti ama gelmedi. Anladım. Evet. Sen gel istersen, beraber yiyelim karpuz. Ama karpuz kırıldı. Karpuz kaldı. Alsak yenisini, sende para vardır belki. Bir elimi falan yıkayayım istersen ben. Elimi falan yıkayayım geleyim. Ondan sonra oturur muyuz? Yok, ben kalkacağım zaten, öyle arkadaşı bekliyorum. Niye? Burada. Üstüm falan kirlendi diye mi? Yok. Yıkarım ya, çeşmede falan yıkarım yani. Yok, sıkıntı değil de yani yıka ve pikniğine git bence. Karpuz kırıldı, yeni karpuz almak lazım. Tamam, buralarda nereden bulacağız? Sen nereden almıştın bunu? Pazardan. İki gündür falan bendeydi ama düştü işte. Kaykay falan yapıyorduk beraber. Ben bir elimi falan yıkayayım geleyim istersen. Tamam, ben kalkarım. Nasıl sana haberleşeceğiz? Telefon numaranı verir misin? Haberleşsek sonra ararım seni. Yok, sen arkadaşlarına gidecek misin zaten? Ben de arkadaşımı bekliyorum. Ha? Arkadaşımı bekliyorum ben de. Beraber otururuz üçümüz. Çok yalnızım çünkü. Ailem de terk etti ya beni, ondan. Arkadaşınla falan beraber otururuz, sen ben o. Sen üstünü falan, yeni karpuz falan alırım ben. Yok, sen üstünü falan yıka. Tamam, sağ ol. Buraları da temizlerler zaten. Yok, ben temizlerim kendim. Yellemesin. Yok, temizlerim. Sen istiyorsan biraz sana toplayabilirim. Ben yerim bunları çünkü. Nimet bu. Sağ ol. Ben burayı temizlerim ya kendim. Zaten ben şurada kalıyorum. Kedi evinde kalıyorum şurada. Kedi evinde mi kalıyorsun? Oraya mı kaçtın ailenin yanına? Olmayınca mecburen bir yerde kalıyorsun. Kedi evini mi tercih ediyorsun? Bakıp beni hatırlarsın. Sağ ol. Kusura bakma, kirlettim. Ama kirlenmek güzeldir. Kaç yaşındasın? 22. Ha, aynı yaştaymışız. Hadi ya. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Burada birini falan mı bekliyorsun? Yok, öyle arkadaşlarımla ayrı. Yalnızsın yani. Öyle. Çok yalnız bir insanım. Hadi ya. Evet. Olur öyle şeyler. Kimsem yok. Benim de kendi başıma gezince kafam dalgınlık oluyor, düşüyorum hep. Beraber oturalım mı burada? Olur, otur. Ben de müzik dinlemeye devam ederim. Ne dinliyorsun? Vallahi şu an... Azer Bülbül falan var mı? Dinliyor musun? Biraz kaykaya falan uygun değil ama. Yok. Azer. Tabii. falan. Şaka yaptım sadece. Yanlış anlama. Arada böyle Azer taklidi yapmayı falan severim. Hani taklitçi kişiliğim vardır o yüzden. Çok güzel. Ne dinliyorsun? Şimdi
Sultan Yegah dinliyorum. Dinler misin bilmiyorum. Kim? Sultan Yegah. Dinlerim. Şarkı. Dinleyelim. Gel bari. Kadın mı? Erkek. Kadın söylüyor. Ha. Sesin güzel mi senin? Yok ya. Benim sesim güzel. Söylerim sana birazdan bir tane istersen türkü. Olur, söyle. Olur. Hangi türküyü söyleyeyim? Azer Bülbül'den. Söyleyeyim mi? Söyle. Buraya kadar biliyorum ama unutuyorum biraz. Kafam gidip geliyor, düşüyorum ya. Kafaya vurunca unutuyorum. Dinleyecek misin? Olur. Beraber dinleyelim ya. İyi olur. Şarkı bir yerden tanıdık geliyor da. Nereden tanıdık geldiğini hatırlayamadım. Ben yeni mangada çıkardı galiba. Yeni kolunu dinlemişsiniz. Bir tane de ben açabilir miyim? Tabii. İzin verirsen. Tuş kilidini. Bir dakika. Mi? Şöyle bir şey yapayım. Kendimi çaldırdım. Telefon. Ya, numaranı alabilmek için kendimi çaldırdım. Silerim valla, rahatsız etmem. Gözünün önüne sileceksin. Hayır ya, rahatsız etmem. Numaramı siler misin? Tamam, rahatsız etmem ya, söz valla. Ara sıra mesaj atarım sadece. Hayır, lütfen siler misin numaramı? Kalsın. Hayır lütfen. Tamam. Telefon numaranı alayım istersen. Olur. Yani dalga geçmiyorsun değil mi? Gerçekten ya, verecek hayır, misin? Telefonum. Harbi mi? Evet, ne olacak? Yani nasıl ne olacak? Yani telefon numaranı verecek misin harbiden? Böyle diyeceğim birine harbiden telefon numaranı verecek misin? Vermekten vazgeçtim o zaman. Ver ver sen ver. Hadi yaz yaz. Seni tavlamak için düştüm zaten aşağıya. Şaka şaka ayrıldım sevgilimden. Patlıcan uzattı bana. Patlıcanla şey ayrıldık. Şey yapalım o zaman. Sen bunu kaydet. Düştüğümdeki tamam. Kız diye. Tabii rehberde öyle bir sürü kız olabilir ama. Yok sileyim. Tamam. Böyle herkese numaranı veriyorsan. Allah Allah. Herkesin önüne düştüysen. Patlıcanlarımı da alır giderim. Patlıcanlarımı da alır giderim. Şeyler patlıcanlarımı da alıp gidiyorum. Şimdi alabilir miyim telefon numaranı? Tamam, teşekkürler kızmadığın için. Sağ ol, görüşmek üzere. Arkadaşlar kaykaylandınız. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 kişiye falan yaptım. 5-6 kişinin numarasını almayı denedim. Bazılarında gerçek kolumu vurdum, şuralarım falan sürtüldü. İyi uçtum ama değil mi? Böyle eğlenceli kız tavlama ve numara alma videolarının gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı unutmayın. O numaralardan birini bana verin. Gel. O numaralardan birini bana ver diyor. Sadece bir tanesinin numarasını aldım. Ona da kamera şakası olduğunu söyledim direkt. Yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Kanalımızın daha da büyümesini istiyorsanız ayrıca şuradan abone olmayı unutmayın. Daha önce de el arabasıyla kısa tavlama yapmıştık, hatırlıyor musun? Onu izlemek için de şuradan o videoya geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.